Sağlamlığı, kalitesi ara vereceğiz. Alarm buradan geçiyor. Şimdi alttan geçirmedim tabii burada da göstermek için. Bakalım. Kestik mi? Yani ben Tenere 700 kullanıcısı olarak veya GS kullanıcısı olarak farklı. Nasıl sokmuşum ya? Sekodu Sakal kanalından herkese selam, sevgi, saygılar bizden olsun. Bugün geçen videoda dedim ya çok kısa bir video çekeceğim diye. Bugün gerçekten kısa olacak. Ön bilgi değerlendirme anlamında bir video olacak. Bu videoda Turatek'te Onur Bey ile beraberiz. Onur Bey'e bazı sorularım olacak. Çünkü çok sorulan sorular var. O soruların içerisinde işte bir motoru aldığımızda ne gibi aksesuarlar ekleriz, neler yaparız cevabı ön bilgi anlamında bu videoda olacak. Onur Bey ile beraberiz. Merhaba Onur. Merhaba. Nasılsınız? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben ilk motoru aldığım anda dedim ki Tuna Motosiklet'ten Onur'a ve Mustafa'ya teslim edin. Onlar gerekenleri yapacak dediğimde motoru bu hale getirdiler. Bu hale dediğim koruma demirleri, çanta demiri, çanta, gidon yükseltme, elcik koruma, aklınıza ne gelirse cam yükseltme olduğu gibi Turatek'ten yapmıştım. Turatek'ten yapmamın nedeni sağlamlığı, kalitesi ara vereceğiz. Alarm çaldığı için kısa kestik, geri döndük. Yani ben ne gerekiyorsa Turatek'e teslim ettim. Kalitesi açısından güvendiğim bir marka olmasından kaynaklı. Şimdi sorulan sorularda dediğim gibi aksesuar çok büyük önem taşıyor. Aksesuardan ayrı, biraz sonra yukarı çıktığımızda da neden aksesuardan ayrı gerekli olan şeyler var? Bir izleyicimiz sormuştu. O sorunun cevabı da ön bilgi olarak bu videoda. Müşteriden ayrı senin öngördüğün gerekli olanları yönlendirmeler yapıyorsun. Evet. Tabii bu bütçeyle doğru orantılı bir şey. Evet. Dilersen bir de ayrıca yukarıda hem ortamın biraz da ses açısından daha uygun olacak. Oraya çıkalım. Afrika TV'nin ve GS'te neler yaptığınızla ilgili ön bilgiyi orada değerlendiriyoruz. Şimdi yukarı showroom kısmına geldik. Burada da soracağımız sorulardan yani ön bilgi olarak yine uygulanabilirlikte mesela hard araziye girmek için yapılması gereken çalışmalar da var. Mesela bunlarda neler yapıldı? Neler söyleyebilirsin? Neler evet. Yapıldı? Kısaca bu motordan bahsedeyim. Bu 2016 model. Yani CRF1000L'nin ilk çıktığı yılda ithal ettiğimiz bir motosiklet. Hı hı. Biz bu motosikleti sergilemek için almıştık. Daha sonra kullandık. Geçen sene mi katılmıştı? Geçen sene evet Transanatolia'ya katıldı ve başarıyla bitirdi. Bu motorda rally'ye uygunluk için ne gibi değişiklikler yaptık onları merak ediyorsun. Mesela süspansiyonlarında ön amortisörlerde bir değişiklik yapıldı. Hı hı. Değil mi? Evet. Ön amortisörlerde bizim kapalı kartuş dediğimiz sistem var. Bunlar yapıldı. Üst bilgi olarak geçelim. Bunları ayrıntılı diğer videoda anlatacağız. Dediğim gibi lütfen arada belirtmek gereği duyuyorum. Ne ilgili yani ne yapıldığı ile ilgili sorular veya bilgiler almak istiyorsanız muhakkak bu videonun altında soru cevap yani soru olarak geçilsin ki biz bunlara cevap verelim. Sizden gelen sorulara göre dönüş yapacağız. Biz de bir bilgi birikimiyle anlatacağız. Ama sizin sorularınız çok büyük önem taşıyor. Mesela ön far koruma demiri, ondan sonra roadbook kısmı var değil evet, mi? Evet, evet. Navigasyon seti, navigasyon far seti, koruma, far koruma, egzer jantlar, evet. Alternatif diskler, alüminyum, çelik altyapılı alüminyum kartal evet. Koruma, elcik korumalar, koruma. Katlanabilir ayna var. Ayna, ıvır zıvır bir sürü evet. Şey var. Tek parça yüksek sele, spor susturucu gibi aksesuarlar yani var. Yani bir sürü aksesuar var. Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Gelelim GS ile ilgili, istersen oraya geçelim. Büyük endurolarda ne gerekiyorsa yapıyorsunuz değil mi? Evet. Onur. Mesela evet. Bu da bir dolu bir Turatek'le dolu bir motosiklet GS. Bununla ilgili ön bilgi var. Bu motor hangi marka, kaç model mesela? Bu motor da bizim kısaca Sulu GS dediğimiz Sulu GS. Modelin ilk yılı satın aldığımız motor. Ama bunlar motor. Gerçekten çok güzel değil mi abi? Evet, evet. Nazaran. Evet. Yani unutulmaz bence güzel motosikletten ve hele bu motosiklet çok tertemiz bir motosiklet yani çok güzel ama yine araziye girmesine rağmen çünkü yıpranmamasının nedeni bunlar uygulandığı için yıpranmıyor. Hani bazen diyoruz ya lafını kestim kusura bakma hani yıpranmış motor araziye girmiş. Niye yıpranıyor biliyor musunuz? Doğru uygulama yapılmadığı için yıpranıyor ama bu motor yıpranmamasındaki en büyük neden
doğru modifikasyon, aksesuarlandırma yapıldığı için bu motor o yüzden yıpranmıyor. Buyur abi. Şimdi bu motorda bizim ürün gamımıza bu modele takılabilen herhalde ürünlerin şey var. Hepsi vardır. İşte farklı bir drenaj ve rüzgarlık seti, LED sis farları, evet, alt ve üst koruma demirleri. Şundan gidon, ya abi. Gidon amortisörü. 2013 modelde gidon amortisörü yoktu. Evet. Biz bunu sonradan ekleyebiliyoruz. Sonradan eklendi. Evet. Radyatör korumalar çift halinde. Yani aklınıza gelebilecek zebil tane. Yani bir de şöyle gel bir zahmet. Şimdi mesela aksesuar diyoruz. Yolda, uzun yolda kullanabilecek bir sürü şey var. Malzemeler var. Bundan gidon çantası. Depo üstü çanta. Bunun çok kolay alınıp çıkartılabiliyor. Eline al git çık. Yani burada konmamış. Böylesine konmuş ama buralarında yerler var. Mesela benim çanta da aynı şekilde. Buradan kıskaçlarını açıyorsun çat diye çıkıyor. Gelelim mesela bunlar. Alüminyum çanta. Ben uzun yolda genelde alüminyum çantayı tercih ediyorum. Turatekin yine sizden aldım. Kullanmıştım. Kullandı. Ama ondan ayrı soft çanta da uygulanabilirliği kolay oluyor. Bu diğer motorun üzerinde gösterebiliriz. Ha, benzer öyle göstereyim. Yan çanta demir. Onu da göstereyim. Yani bununla ilgili kısa video hazırlıyorum. Ama soracağınız ne varsa sorun. Motorun genel olarak mekanik şeyinden ayrı aksesuarlandırma da burada mevcut. Onunla ilgili bilgiler de alabilirler. Evet. Uzun videoda detaylı hepsini anlatalım. Aynı anlatalım. Bir de onu göstereyim. Yani aksesuarın kolay sökülüp takılıp çıkarılması. Çünkü uzun yolda ne yapılıyor biliyor musunuz? Uzun yolda artık nefret ediyorsun. Bir şeyle uğraşmak istemiyorsun ama bu kolaylıkla sen motorundan, evet, hiç dert etmeden bir şeyi alıp söküp çıkarabiliyorsun. Buyur. Alüminyum çanta için hazırlanmış yan çanta taşıyıcısına sonradan tasarladıkları bir ürün var. Hı hı. Farklı montaj tipleri var. Evet. İşte taşıması daha kolay. Evet. Şuradan, evet, hatta çantanın ön tarafına takabildiğin yeri var. Evet, motor düşerse alüminyum çanta hasar görmesin diye endişelenip bu tip çantaları kullanmak isteyenler var. Evet. Mesela soft çantayı taktığımız gibi metal çantaları da kullanabiliyoruz. Hatta şöyle göstermelik bir şey daha, bu şey olsun diye koymuşsunuz herhalde. Evet, o demo. Demo olarak navigasyon tutacağı ve navigasyon uygulaması da yapılabiliyor. Gelelim mesela dedik ya mekanik anlamda aşağıda gösterdiğimiz uygulanabilir. Bunlarla ilgili bir bilgi verir misin? Süspansiyon sistemlerini birçok modelde komple değiştirebiliyoruz. Daha performanslı olanlarla. Hı-hı. Ve bakım ve onarımları yapılabilir ürünlerle değiştirebiliyoruz. Fabrika yani, çıkışındaki amortisörlerin özellikle arka amortisörlerin hemen hemen hepsi sökülüp takılamaz. Bakım yapılamaz. Herhangi bir arıza durumunda değiştirmesi beklenir. Aynen. Mesela bundan ayrı kişisel olarak da bunları yaptırdıktan sonra artık gireceğin yol koşullarına göre aksesuar seçimi de gerekiyor. Bunlar için de mesela atıyorum böyle bir bot ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü Allah korusun arazide bir kemik kırılması, yani kaval kemiği veya ön darbelere karşılık ayağının korunması açısından bu tür aksesuarlar da gerekiyor. Bunlar da var. Bunlarla ilgili de soru sorabilirsiniz. Artı kask. Turatek'in kaskları yaptırdığı yerler var bildiğim kadarıyla. Onu açık söyleyeyim. Nexus'a, evet, evet, yaptırıyor. Nexus ve Schubert. Schubert'in olanlar, çeneden açılır olanlar. Evet, evet. Şeyinde Nexus'un da kapalı full face kask, evet, kullanılabiliyor. Yol şartları. Aklınıza gelebilecek her türlü. Eldiven, straplar. Hatta ben Rock marka strap almıştım. Çok başarılıydı. Evet. Ondan da çok memnun kalmıştım uzun yolda. Ben de bu bilgilerimi, tecrübelerimi anlatarak önümüzde bir video oluşturacağız. Bu videoda gel Onur istersen abi kapatalım artık. Kısa dedik çünkü kısa tutmaya çalıştım. Evet. Soru cevap kısmında da aşağıda yazdığınız zaman dönüşünde videoyu ona göre hazırlamış olacağız. Bu haftalık bu kadar. Onur teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz BMW markasına servis bakım onarım hizmeti verdiğimiz için o tip soruları da alabiliriz. Hah, o da olabilir. Onunla ilgili bilgi de alabilirsiniz. BMW servisle ilgili. Anadolu yakasındasınız. Maltepe'de. Evet. Aha, Maltepe'deyiz. Tuna Plaza'nın içinde var olan bir mağazada. Bu bilgileri size anlatabileceğimiz çekimi gelecek 2 hafta sonrasında. Bununla ilgili bir çekim planlıyorum. O zamana kadar lütfen soru sorun. Biz de ona göre çekimi yönlendirmiş olalım. Bu haftalık bu kadar. Herkese selam, sevgi, saygılar olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.